Gamzeciğim hoş geldin. Hoş bulduk Aslı'cığım. Bugün bize neler anlatacaksın? Bugün size hem suluk hem de telefonluktan oluşan şık bir çanta anlatacağım. Harika. İsterlerse tek, isterlerse de ikisini bir arada kullanabilecekleri muhteşem bir kit. Kesinlikle. İsterlerse su şişesini kullanabilirler, isterlerse bizim uzun yıllardır yaptığımız telefon çantasını kullanabilirler. Güzel bir tasarım olacak diye düşünüyorum. Süper. Bu arada malzemelerin hepsi arkadaşlar ASL çanta, yani bizlere ait çanta aksesuarları sayfamızdan sipariş verebilirsiniz. Şimdi öncelikle hangisini yapıyoruz? Öncelikle su şişesiyle başlayalım, onu tamamlayalım. Daha sonra da ikinci parçayı yapıp montajını gösterelim, olur mu? Sihirli halka yapıyoruz öncelikle. Altı tane içini dolduruyoruz. Bir, iki, üç, dört, biraz kapatıyorum. Beş, altı. Şurayı kapattıktan sonra ilk sıra biraz zorlayabilir. Çünkü tığın şuraya girişi biraz sıkıntı. Şurayı kapatıyoruz kaydırarak. Daha sonra gelen ilk sık iğnemize çift yapıyoruz. Yani burada amaç 6'yı 12'ye taşımak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani normalde yuvarlak taban yapıyoruz. 11, 12 ve 12'ye tamamlıyoruz Aslı'cığım. Bir de ben burada şey söylemek istiyorum Gamze Hocam. Arkadaşlar genelde videoları atlatarak izledikleri için püf noktalarını kaçırıyorlar. Evet. Daha sonra neden bizimki aynı olmadı diyen arkadaşlar var. Sizden ricam videoyu baştan sonuna kadar mutlaka izlemeniz arkadaşlar. Atlata atlata izlediğiniz zaman aradaki püf noktaları kaçırıyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi 6-12 yaptıktan sonra 3. sıramızı 24'e tamamlamak için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu özellikle sayıyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24'ü tamamlayacağız. 20, 21, 22, 23 ve 24. Şimdi yuvarlak tabanda 6, 12 ve 24 tamamlandıktan sonra bir o zaman sıra çift katı olarak gidiyoruz değil mi? Evet. Yuvarlak tabanda her zaman Aslı'cığım 6, 12 ve 24 olarak gidiyor. 3 sırayı tamamladıktan sonra 4. sıraya geçtiğimizde bir tek yapıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şuradaki çifte gelene kadar, yani bu sırayı dönüp şuradaki çifte gelene kadar tek yapacağız. Hemen devam ediyoruz. Şimdi onun püf noktasını da göstereceğim. Bu arada Gamze Hocam ipimiz ve makrome kaç milim? 3 milim, 4 milim değil mi? Tığımız 3,5 numara, hemen gösterelim. Süper. Ama isterlerse 4 ile de yapabilirler, 4,5'la da yapabilirler. Dur şunu nasıl istiyorlar? Aynen öyle. Ellerin sıklığına göre. Aynen öyle. Şimdi tek sıra devam ediyoruz. Yuvarlak tabanda en önemli şey bu tek ve çiftlere başladığımızda birer sıra mutlaka tekle devam etmek ve mutlaka yuvarlak tabanı bitirirken tek sırayla bitirmek. Bu arada aslında yuvarlak tabanı da öğrenmiş olduk. Evet. Boyutunu istediği bir boyutta yaparak tabii yapabilirler. Aynen öyle. Taban yapabilirler kendilerine. Yuvarlak çanta, makaron çantalardan yapabilirler. Bundan sonraki mantık zaten. Burada sadece dikkat etmeleri gereken konu 6, 12 ve 24 sayısını yakalamak. Onu yakaladıktan sonra herhangi bir bombelenme ya da çukurlaşma hiçbir sıkıntı olmaz. Süper. Şöyle gösterebilir miyim? Bakın arkadaşlar, taban gerçekten o kadar düzgün duruyor ki kesinlikle bombeleşmiyor, kalıp gibi duruyor. Şimdi
biraz önce bahsettiğim püf noktayı söyleyeceğim onlara. Çünkü diyorlar ki mesela nerede keseceğiz, nerede devam edeceğiz. Şimdi hep diyoruz ya nerede geçiş yapacağız. Şimdi burada çifti bulduğumuz anda şurada bak. İki çift ve arada pardon iki çiftleri yaptık. Şuradaki iki çifti bulduk. Tek tek tekler birbirlerini karşıladığı noktada bir tek bir çifte geçmemiz gerekiyor artık. Burada da ne yapacağız? Her zaman tekle başlayacağız. Bir tek bir çift. Aynı yere iki defa batarak çiftleri yapıyoruz. Bir tek bir çift. Çift dediğimiz aynı sık iğneye iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir tek bir çift. Bir tek bu şekilde devam edecek. Burada bir tek bir çifti bitirdikten sonra bu belirtimizi çıkarıyoruz. Bir sıra sık iğne yapıyoruz gene. Arttırma olacak mı Gamze Hocam? Hayır, hiçbir artırma yok. Bir sıra hiçbir şey arttırmadan sık iğne tekleri yapıyoruz ve daha sonra geri dönüşü vereceğiz. Bu arada malzemeler için soracak olan arkadaşlar vardır. Dediğim gibi Instagram adresimizde ya da asl.çanta.com web sayfamızda da bütün aksesuarların siparişlerini verebilirsiniz. Tek sıraları devam ediyoruz. Ayrıcımızın olduğu yere kadar ve artırmaları bununla bitireceğiz. Şöyle bir ufak ipucu da verelim ya da bir öneride bulunalım. Eğer büyük yapmak istiyorlarsa bir tek bir çift dediğimiz kısmı bir sıra teki yaptıktan sonra diğer sırada bir tek, bir çift, iki tek, bir sıra tek yapacaklar. Diğer sırada gene aynı şekilde iki tek, bir çift şeklinde devam edecekler. Artırımlarını düzenleyecekler. Ve en önemlisi kızlar, videoyu başından sonuna kadar izlerseniz aradaki püf noktalarını kaçırmazsınız. Atlatarak izlediğiniz zaman mutlaka ama mutlaka bir yerden bir püf noktasını kaçırıyorsunuz. Bak şimdi Aslı'cığım, şurada şu yaptığımız taban kısmını bitirdik. Süper. Gamze Hocam, çapı kaç santim oldu? Çapı kaç santim oldu? Hemen istersen şöyle gösterelim. Çapımız 8 santim hayatım. Evet. 8 santim yuvarlak bir taban. 8 santim. Evet, şimdi ayrıcımı buradan çıkarıyorum. Yapacağım işlemi söylüyorum hemen. Geri dönüş vermem gerekiyor. Şu oturma kısmını sağlayabilmek için. Onun için de ne yapıyorum? Her birinin geriden alıyorum bu sefer. İkisini birden almıyorsun, tek geri, arkadan alıyorsun. Evet, geri kanadından alıyorum. Böylelikle yaptığımız çantaların da oturmasını sağlıyoruz. Tabii ki bu her çantada yapmıyoruz hani. Ama bu tarz hani tabanı belirgin bir şekilde görünsün istiyorsak mutlaka birer sıra geriden almamız gerekiyor. Sonraki sırada da zaten örneği kuracağız. En sevdiğim örneği. Evet. Seninle özdeşleşen örnek evet, artık. Evet, gerçekten. Hatta bir tane şimdi minnak bir şey daha yapıyorum. Yine aynı modeli yapıyorum. Gördüm, çünkü çok güzel. Ben bu örneğe doyamıyorum. Hem kaba durmuyor, kibar bir örnek. Hem de gerçekten tok duruyor. Her ip ayrı yakışıyor. Her ip de sanki farklı bir örnekmiş gibi duruyor. Kesinlikle. Sepet örneği kızlar. Benim deyimimle alttan üstten dediğim en anlaşılır çok iyi bilir. Canlı yayınlarımızda sürekli bahsettiğimiz, derslerimizde sürekli yaptırdığımız. Çok az kaldı. Bu arada Gamze Hocam Ümran'daki mağazamızda kurs veriyor arkadaşlar. Bizim kurs hocalarımızdan sevgili Gamze Hocam Instagram adresi Işıl Işıl Tasarım. Şu şekilde duruşunu vermiş olduk. Süper. Aslında. Yukarı doğru çıkıyoruz artık. Evet, yukarı doğru çıkıyoruz. Ben bu örneği kurmadan önce bir sıra sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğneden sonra kurarsak daha şık oluyor. Evet, o zaman örnek daha çok kendi daha çok kendi gözü. Yoksa şu deliklerde çok büyük ayrımlar oluyor. O da şık olmuyor. Gamze Hocam, oturdukları zaman bence bir günde yapıp ertesi gün çok rahat dışarıya çıkarken çantalarıyla birlikte çıkabilecekler. Bir de güzel olan kısmı şu Aslı'cığım, bir çileden ikisi de çıkıyor. Süper. Evet, çok az da artıyor. Evet, 4 milim ipimiz, 3,5 numara tığımız. Yani bir ipten iki tane çanta sahibi oluyorlar aslında. Evet, isterlerse çift, isterlerse tek kullanabilecekleri muhteşem bir model.
Gamze hocam bunu yapıp geldiğinde inanılmaz derecede beğendim kızlar. Gerçekten çok şık duruyor. Rengine bayıldım. Bir de kordon askı çok çok yakışmıştı. Çok yakıştı. Bir de biliyorsun bu kordon askılar yazın çok çok tercih ediliyor. Hı-hı. Hani telefon askısı olarak, evet, da çanta sapı olarak da. Biz bayanların da hani elde taşıma gibi bir alışkanlığımız, hı-hı, yok. Hep çantaya bir şeyleri atalım ve taşıyalım mantığı var ya. Evet. Benim de mesela yürüyüşlerde falan en çok zorlandığım kısım buydu. Ne yapabilirim derken. Böyle fikir çıktı. Tabii ki senin elinden çıkınca aksesuarlarla tamamlandı arkadaşım. Şimdi güçler birleşince ortaya, kesinlikle, güzellikler çıkıyor. Biz de kızlar kordon askınızı dilerseniz de normal çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Bak astım dönmeye başladı. Evet, süper. Bu şekilde. İsterlerse örnek kurmak istemiyorlarsa sırf sık iğneyle de devam edebilirler. Evet. Hani onu seçimi onlara bırakıyoruz. Şimdi gelelim örneğimizin kuruluşuna. Evet. Bir sık iğne yaptım. Hı-hı. Daha sonra hemen yandaki sık iğnenin altına batıyorum. Evet. Dibine. Şimdi ip eğer dönük gelmezse ben tığımdan çıkarıyorum, çeviriyorum ve kapatıyorum. Hı-hı. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Hemen yandaki sık iğnenin altına batıyorum. Çeviriyorum. Bu şekilde örnek çıkmaya başlıyor. İpimi biraz bırakacağım. O zaman sıra boyunca Gamze hocam yapacağımız bir alttan bir üstten batıyoruz, evet, değil mi? Evet. Bir yanına bir de dibine, aynen, batıyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir şey var Gamze hocam. Bazı arkadaşlar sırada tam hani uç kısma geldiğinde bir birleştirme yapıyorlar. Yok. Onu yaptıkları zaman çok çirkin bir görüntü oluyor. Yani orada sanki bir dikiş iziymiş gibi birleştirme oluyor. Aynen. O şöyle oluyor Aslı'cığım. Hı-hı. Burada böyle bir çizgi oluşuyor. Evet. Ben öğrencilerimle ilk derse başladığımda da hep onu söylüyorum. Asla örgüde birleştirme istemiyorum. Direkt. İlk sırada bir kaydırma, hı-hı, ufak bir kaydırma örgüyü, evet, birleştirmek için daha sonra dönerek bir örgü istiyorum. Çünkü o çizgi örgünün bütün güzelliğini, görselliğini bozuyor. Evet, evet. Kötü bir görüntü, hı-hı, oluyor. O yüzden onu birleştirmek için çabalamayın kızlar. Aynen. Direkt işleyip devam ediyorsunuz. Aynen. Sadece karıştırmamak adına bu ayraçlarımızdan o, hı-hı, noktalara takabilirler. Evet. Hani o sıkıntıyı yaşamamak, hı-hı, adına. İlk sıradan sonra zaten Gamze hocam ikinci sıradan itibaren hangisinin dibine, tabii, hangisinin, tabii, üstüne, tabii, batacağı modelde çok belli, aynen, oluyor. Aynen Aslı'cığım. Oo, örnek geliyor kızlar. Evet. En sevdiğim örnek. Şimdi ben hep şunu anlatıyorum derslerimde de. İki tane uzun var. Hı-hı. Uzunun tepesine bir sık iğne. Evet. İki uzunun ortasına. Evet, bir kısa olanın dibine. Evet, gene uzun bir sık iğne. Hı hı. Örneğimiz tamam mı? Karıştırdıkları anda bakacakları nokta bu. Uzuna geldiysem tepesine bir sık iğne. İki tane uzun arasına bir sık iğne. Ben öğrencilerime de bu şekilde anlatıyorum. Hı hı. Çünkü şu örneklerin üst üste gelmesini istemiyoruz. Üst, evet, üste geliyorsa mutlaka bir yerde kaçmıştır. Kesinlikle. Bu şekilde de sırayı tamamlıyoruz. Ben bu sırayı da bir kez görsünler diye tamamlayacağım. Hı hı. Sonra bu şekilde tamamlayarak istedikleri boyuta getirebilirler. Biz ama bizimkinin ölçüsü ne kadar? 17 santime kadar ördük ve bitirme yaptık. Kızlar 17 santime kadar bu şekilde bir alttan bir üstten modelimizle, evet, devam ediyorsunuz. Aslı'cığım şunu bana açmanı, tabii, isteyebilir miyim hayatım? Çok zevkli dediğim gibi. Yani ben bunu bir akşamda oturdum ve ördüm. Hadi bitsin nasıl olacak derken çok güzel model çıktı. Yani şimdi aslında kol çantaları, işte küçük minnak telefonluklar birçok şey yaptık gerçekten. Hepsi birbirinden güzel. Bu da ayrı bir proje olmuş. Evet. Gerçekten çok güzel duruyor. Hem soluğunuz hem de telefonunuz ikisi bir arada. Kurtarıcı bir çanta olur. Kesinlikle. Kesinlikle spora giderken de yanınızda termosunuzla beraber arkadaşlar. Telefonunuz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela ben okulda görmüştüm arkadaşlar. Çocuklarına, hı-hı, kumaştan termos çantaları yaptırmışlardı. Evet. Mesela anneler çocuklarına böyle okul için termoslarını koymak için çantalar örebilirler. Kesinlikle çok mantıklı. Evet. Bizim bu hani kolon saplarımızda dokuma olduğu için hiçbir şekilde, evet, hani omuza zarar vermediği için, hı-hı, çocuklarda da kullanabilirler. Şimdi sapları örgüsünde yaptıkları zaman esneme ve sarkma oluyor. Kesinlikle. Çok kullanışlı olmuyor ama hem de çantanıza böyle ayrı bir farklılık katmak istiyorsanız kesinlikle bu tarz çantalara kordon askı yapmanızı öneriyorum. Şimdi iki sırayı bitirdik Aslı'cığım. Görüldüğü gibi aralara geldi. Artık, evet, tepeye ve araya derken üçüncüyü kuruyorum. Devam ediyoruz. Bundan sonra da 17 santim olana kadar örmeye devam edecekler. 17 santim olduğunda da hazır. Şimdi 17 santim olana kadar
çantamızı ördük. Bu şekilde örnek çıktı. Şimdi son sırada her çantada yaptığımız, çantanın ağız kısmını esnememiz için yaptığımız tekniği yapıyoruz. İkisini bir alıp kendi içinden geçiriyoruz. Böylelikle kaydırma dediğimiz tekniği kullanarak çantamızı bitiriyoruz. Bu kadar kolay, basit ve şık bir çanta. Kesinlikle. Arkadaşlar. İnanılmaz derecede kullanışlı. Bunları pullu, incili de örebilirler. Hani birçok alternatif yapabilirler. Süper. Gerçekten çok güzel. Aslında tabanın oturtulması da kızlar dediğim gibi bunu birçok çantada da kullanabilirsiniz aslında. Boyutunu ayarlayarak farklı çantalarda da kullanabilirsiniz. Hatırlar mısın Aslı'cığım? Kova çantalar yapmıştık. Evet, evet, evet. Gamze Hocam hiç unutmuyorum. Muhteşem evet. Çantalardı gerçekten. Onların mesela işte tabanı, sadece tabanı büyüterek yukarı çıktıklarında kova çantaları da bu şekilde yapacaklar ama. Kova çanta da anlatılmış oldu aslında. Aslında evet. Ama bu sene termos çantaları çok revaçta. Birçok markanın da var zaten. Tekniğe yürütme tekniği mi deniliyor Gamze Hocam? Yürütme, kaydırma. Ben bunu şey için yaptırıyorum aslında. Çantalarda kullanmaya bağlı olarak hani böyle esnemeler oluyor ya zamanla. Evet, evet, onu evet. Kaldırıyor ortadan ve hani astarlama yaparken de daha kip bir görüntü veriyor. Şimdi sona geldik. En sona geliyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve kapatıyorum. Daha sonra da şuradan içinden temizleme. Benim için biliyorsun örgüde. Evet. Senin için de öyle dik işte. Kesinlikle. Aynen. Önemli şeyler. Temiz olmalı. Çünkü içi dışı biri olmalı arkadaşlar. Kesinlikle bak. Daha sonra da buradan zaten bunu yakıyoruz. Süper. Vereceğim. İşte. Evet arkadaşlar şimdi termos olan kısım bitti. Evet ilk kısım bitti. Bitti. Şimdi neye geçiyoruz Gamze Hocam? Şimdi ikinci kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi telefonluğu anlatıyoruz. Kaç zincir çekiyoruz Gamze Hocam? 12, 13 ama ben hiçbir zaman zincir sayısı vermiyorum Aslı'cığım. Her zaman santim veriyorum. Santim ölçerek. Santimde 7 santim olmuş. 8 santimlik. Şöyle 8 santimlik bir zincir çektim. Hı hı. Zincirin hemen ilk dibine battım. Hemen sık iğne sona kadar devam ediyorum. Aslında bu da bir nevi kılaç tabanı başlıyoruz. Evet. Ufak bir kılaç yapıyoruz. Arkadaşlar bu tekniklerle daha büyük ya da daha küçük çanta yapmak sizin elinizde aslında. Şimdi burada söylemek isteyeceğim şey, şuradaki sona 3 tane batıyoruz. 1, 2 ve 3. Köşeye 3 tane evet. Batmış oldu. Şu sondakine asla batmıyoruz. Sökülme yapar. Döndürüyoruz, onu gizliyoruz. 1, 2, böyle devam ediyoruz. Diğer her deliğe tek birer tane batıyoruz değil mi Gamze? Evet. Buradaki püf nokta sadece sona 3 yaptık. Şimdi burada bir tane sık iğne yapmıştık dönerken. Hı hı. Oraya 2 yapıyoruz. 3'ü tamamlıyoruz. 3'ü tamamlıyoruz. 1, 2 ve 3'ü kaydırarak kapatıyoruz. Süper. Bu şekilde. Bir sıra sık iğneyi tamamlayacağız. Gene aynı şekilde örneğe kuracağız birazdan. Hiçbir şey yok. Aynen, aynen, aynen arkadaşım. Şöyle zaten dönüşü veriyor bize. Evet. Artık arkadaşlar çanta kendi formunu almaya başlıyor. Evet. Taban kısmını bitirdik. Bunu da yaptıktan sonra Aslı'cığım şimdi artık örneğe kurabiliriz. Aynı örneği yapacağız. Tabii tabii. Hocam? Bir sık iğne, bir alttan. Bir sık iğne.
ovalde yaptığımız gibi arkadaşlar bir sık iğne yapıyor Gamze hocam. Aynen. Bir tane de altına batıyor. Bunlardan arttırma yapmıyoruz değil mi Gamze? Hayır hayır, hiçbir arttırma yok artık. Tabanda yok, ince bir taban. İstedikleri ölçüye gelene kadar bu şekilde işlemeye devam edecekler. Bu şekilde devam edecek. Çanta şeklini almaya başladı. Aynen öyle. Suyumuz var mı? Hemen gösterelim. Hemen gösterelim Aslı'cığım. 18 santim. Arkadaşlar 18 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi 18 santimlik uzunluğu bulduk. En son sırayı gene her zamanki gibi yürütme ya da kaydırma dediğimiz teknikle kapatıyoruz. Sonrası sende Aslı'cığım. Aksesuar montajı. Şimdi arkadaşlar evet, Gamze hocam bitirdikten sonraki bitmek üzere bitti. Son sırası yapılıyor. Ben de aksesuarları nasıl takılıyor onu göstereceğim size. İşte örgünün en keyifli kısmı final. Final. Benim de en sevdiğim yer makyaj. Makyaj arası evet. Kızlar örgünün yani şöyle söyleyeyim. Evet örgü örmek gerçekten çok güzel. Ama güzelliğine güzellik katan bir diğer şey ise her zaman söylüyorum. Çantanızın makyajı. Aksesuarlarınızı seçerken mutlaka dikkat edin uyumuna. Ve kalitesine, özellikle altını çiziyorum, kalitesine dikkat edin. Çünkü çok fazla emek veriyorsunuz örgülerinize. Kararan bir malzemeyi lütfen kullanmayın. Daha sonra da mutlaka bir çakmakla yapmaları tabii, istiyorum. Evet. Sökülme yapmaması için. Evet, evet arkadaşlar, şimdi bitti. Sıra neyine geldi? Makyajına geldi. Montajını dilerseniz hep birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, sevgili Gamze hocam çantaları bitirdi. Şimdi montajını yapacağız. Bu arada arkadaşlar kitimizin içinde neler var? Eğer sipariş vermek isterseniz bu şekilde 5 santimlik kordon askımız var. Şu şekilde 4 tane böcemiz var arkadaşlar. Yan böcesi. Bunlar su şişesine gelecek. Termos koyacağınız şu ovale geliyor. Şu diğer papağanlı olanlar da telefonluğa takılacak. Şimdi telefonluktan başlayalım. Bizler sizleri bu şekilde troklu gönderebiliriz ama eğer trok makinanız yoksa çakamayacaksanız mutlaka dikin arkadaşlar. Diğer türlü takıp bıraktığınızda olmaz. Makinayla montajını yapmanız gerekiyor. Şu iki tane köşeyi kenarından şu işten gelecek şekilde takıyoruz. Ve tırağımızın tepesini kapatıyoruz. Diğer tarafa geliyoruz. Aynı şekilde papağımızı geçiriyoruz. Yine tırağımızı arkadan takarak iç kısmından dışarı doğru montajını yapıyoruz. Ben şimdi bu şekilde taktım ama bunu mutlaka çakmanız gerekiyor. Ama çekiçle değil lütfen. Makinasıyla. Ya da eğer dediğim gibi makinanız yoksa da kızlar deliklerinden dikerek de montajını yapabilirsiniz. Şimdi termos için olan ovali de alıyoruz. Bunlara da D'lerimizi takıyoruz yine aynı şekilde. Yan ölçüleri alırken mutlaka ölçerek yapın. Eşit bir şekilde şöyle tutun arkadaşlar bakın. Yine şu şekilde düzelterek iki yanı belirliyoruz. Ve İç kısmından dışarı doğru böcelerimizi takıyoruz. Kitlerimizin renklerini web sayfamızda görebilirsiniz. Bu kiti sipariş verdiğinizde ipi, böceleri ve kordon askısı sizlere geliyor. Bu şekilde yine takarak tabii ben şu anda tutturuyorum. Dediğim gibi çakmanız gerekiyor. Bu şekilde bu da hazır. Bu da hazır. Şimdi montajı nasıl yapıyoruz? Papağanlarımızı kızlar D'mizi takıyoruz.
Ve kordon askımızı da, bu arada kordon askımızda şöyle küçük bir detay da var. İnanılmaz güzel duruyor. Termosumuzu alıyoruz. Bunun içine gömdüğüne kadar sıkmışsın gömdü. Evet, termosu taktık. Telefonumuzu da yine telefonumuza koyuyoruz. Askımızı takarak, yani makyajını yaparak kızlar, ve tamamlıyoruz. Şimdi spora gidebiliriz. Evet arkadaşlar, bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız sizden ricam, lütfen eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız ve sayfayı takip edip bildirimleri açmanız. Burada sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bir şeyler gösteriyoruz. Lütfen arkadaşlar sadece izleyip geçmeyin. O parmaklarınız biraz gerçekten beğendiyse o kutucuğa dokunsun diyorum. Burada sevgili Gamze hocama çok çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Beğenmezseniz arkadaşlar bir daha bu tarz videolar çekmeyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sevgili, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.